Efendim Apor ekranlarından mutlu günler. Teknoloji çağı ile karşınızdayız. Son dönemde şirketler artık yaptığı yatırımlar içerisinde yapay zekaya önemli bir pay ayırmaya başladı. Ki yapay zekanın en çok kullanılan alanlarından biri de chatbotlar. Peki bu chatbot nedir? Hemen herkesin aklına belki sohbet geliyor olabilir ama tam anlamıyla da öyle değil. Akıllı asistanlar artık hayatımıza girdi. Tam anlamıyla biz de bugün bunu konuşacağız. Elbette stüdyo konuğumuzla birlikte Seabot CEO'su Mete Aktaş bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkürler. Efendim şimdi yapay zekanın özellikle son dönemdeki şirketlerin ki dünyadaki büyük markalarında yatırım alanlarında önemli bir pay aldığını görmeye başladık. Öncelikle niye böyle bir pay alıyorlar? Biz yapay zekada hangi noktaya geldik? Yapay zeka artık insanlığa nasıl bir pay vermeye başladı ki biz buna bu kadar yatırım yapıyoruz? Güzel. Aslında yapay zekanın geçmişi 1950'lere kadar dayanıyor. Meşhur Alan Turing'i hepimiz biliyordunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda çok ciddi katkıları olan cihazı tasarlayan mühendis. Günümüzde niye bu kadar popüler oldu? Aslında yapay zeka hayatımızın şu an her yerinde. Bir alışveriş yapıyoruz. Alışveriş sitesinin bize yaptığı öneriden dinlediğimiz müziğe kadar, hatta kullandığımız navigasyon uygulamasına kadar artık hayatımızın çok önemli bir noktasında yapay zeka teknolojilerini görüyoruz. O yüzden gitgide de bunun önemi artıyor. Peki şimdi şirketler yatırımlarına ne kadarlık bir para pay ayırmaya başladı? Bildiğim kadarıyla %40'ları aşan bir oranlara ulaştı. Doğrudur. Çünkü şu an şirketler insanların hayatını daha nasıl kolaylaştırabilir, rekabette daha nasıl farklılaşabilir, maliyetlerini daha nasıl düşürülebilir bu konularda çalışma yapıyorlar. Yapay zeka bu alandaki en önemli araç. O yüzden şirketlerin yatırımlarının yaklaşık %40'ı yapay zeka teknolojilerine yatırım oluşturuyor. Peki hangi sektörler daha fazla ilgi gösteriyor bu alana? Şu anda bankacılık, finans sektörü, elektronik ticaret sektörü, hastaneler, sağlık sektörü gibi birçok alanda yapay zeka yatırımlarını görüyoruz. Şimdi yapay zekanın en fazla kullanım şekline baktığımızda chatbotlar ön plana çıkıyor dedik. Sizin de bu alanda yatırımlarınız, girişimleriniz var. Dilerseniz biraz chatbotu anlatalım. Nedir bu chatbot? Güzel bir soru. Chatbot aslında siz güzel bir giriş yaptınız. Chatbot aslında insanları sohbetle beraber bir işi yaptırmasına yarayan bir araç. Chatbotların ana temel özelliği akıllı asistan dediğimiz kullanıcılara çok az bilgiyle hızlıca ilgili işini yaptırabilmesine olanak sağlayan bir yazılım olarak tanımlayabiliriz. Peki sizin yaptığınız girişimler baktığımızda Amazon'a da bir imkan sağlamışsınız bu konuda. Evet. Neler yapıyorsunuz? Yani yaptığınız chatbot, sizin yaptığınız chatbot tam anlamıyla bütün sektörlere yönelik mi? Yoksa işte şirketler size biz böyle bir şey istiyoruz, buna yönelik bir şey geliştirin mi diye geliyorlar. Nasıl bir stratejiniz var? Bu da güzel bir var? Soru. Biz sektör bazlı çalışmalar yapıyoruz. Finans, elektronik ticaret sektörü bizim ana odakladığımız sektörlerden bir tanesi. Amazon'la olan çalışmamızdan kısaca bahsetmek gerekirse, Amazon'da bildiğiniz üzere milyarlarca ürün var. Bu ürünler arasında doğru ürünü bulabilmek bazen kullanıcılar için çok zor olabiliyor. Bizim onlarla yaptığımız çalışma ile beraber Amazon'daki cilt bakım kategorisindeki ürünleri kadınlara yönelik en hızlı, en doğru şekilde öneri yapabilen bir akıllı yapay zeka asistanı geliştirdik. Ve bu sayede kadınlar örnek benim bir sivilce problemim var, cilt tipim budur deyip en doğru ürünü Amazon üstünden sipariş edebiliyor. Peki şimdi bu noktada önemli bir de Ar-Ge çalışması var. Evet. Tam olarak bu girişimlerinizi Türkiye'de mi geliştiriyorsunuz yoksa bunun yurt dışı ayağı da var mı? Biz %100 bir Türk şirketiyiz. İstanbul Üniversitesi Teknokent'in içinde yer alıyoruz. 6 tane TÜBİTAK projemiz var. Bu konuda oluşturduğumuz 3 tane patentimiz bulunuyor. Aynı zamanda son dönemde çıkan yerli malı belgesine de sahip bu alandaki tek şirketiz.
Peki yurt dışında Silikon Vadisi'nde de girişimleriniz olduğunu biliyoruz. San Francisco'da da bir ofisimiz var. O ofisimizde satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. Peki nasıl bir Ar-Ge çalışması var? Yani bu gibi teknolojilerin tabii ki arka planı da merak ediliyor. Evet. Uzay üssü gibi bir yerde mi çalışıyorsunuz? Nasıl bir çalışma alanınız, nasıl bir çalışma prensibiniz var? Yapay zeka dediğimiz noktada daha da ileriye gidecek, önü çok açık. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Evet. Özellikle farklı teknolojilerle de birleşince, işte VR'dan bahsediyoruz örneğin. Evet. Gözlüğü taktığımızda bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Yapay zekanın bununla birlikte birleştiği noktada bambaşka bir dünya çıkıyor karşımıza. Bu noktada nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Aslında Ar-Ge çalışmalarından bahsetmek gerekirse, insanoğlunun gelişimi gibi yazılım çalışmaları da adım adım ilerleyerek büyüye büyüye gidiyor. Yazılımın doğası gereği herkes her yerden çalışabiliyor. Hani böyle uzay üssü gibi bir ofisimiz yok. Çünkü bilgisayarlarla, yazılımlarla çalışıyoruz. Akademisyenlerle çok ciddi bir yakın iş birlikteliğimiz var. Onlardan aldığımız bilgileri aslında ticari hayata nasıl döndürebiliriz? Bunun ciddi çalışmalarını yapıyoruz. Aslında bir Lego yapmak gibi düşünebilirsiniz bu işi. Çeşit çeşit bir sürü parçalar var. Bazı parçaları biz geliştiriyoruz. Sonra birleştirip bir ürün haline getirip müşterilerin, kullanıcıların hayatına sunmaya çalışıyoruz. Peki özellikle son dönemde IT, İK ve çağrı merkezlerine baktığımızda chatbot'un daha fazla da kullanım alanı bulduğunu görüyoruz. Bu noktada nasıl bir yarar sağlıyor sektörlere? Şimdi bu saydığınız sektörlerde çok ciddi bir müşteri deneyimini artırma motivasyonu var. İkinci motivasyon kaynağı buradaki maliyetler çok artıyor. Maliyetleri düşürme motivasyonu var. Oluşturulan yapay zeka çözümleriyle beraber müşterinin 3 dakika telefonda beklemesi yerine saniyeler içinde cevap alabilmesini veya bir operasyonu 300 kişiyle yapıyorsak bunu bir 80-100 kişiyle yapılabilmesini hedefliyoruz. O yüzden bu sektörlerde çok ciddi bir yatırım oluyor. Biz yapay zekayı aslında şöyle örnekliyoruz. Çok iyi bir üniversiteden mezun bir arkadaş var. Biz alıyoruz, eğitiyoruz. Örnek çağrı merkezi sektörü için. Daha sonra orada işe başlıyor. 1-2 sene sonunda oradaki geçmiş tecrübeden de yararlanarak normal bir çalışan gibi cevap vermeye başlayabiliyor. Şimdi burada tabii ki o çok klişe olan cümle de geliyor. Hemen geldi, hatta bakın söylüyorum şimdi. Robotlar, yapay zeka işimizi elimizden mi alacak? Evet. Alacak mı? Her zaman şunu söylüyoruz bu işi yapan ana uzmanlar olarak. Bu hiçbir zaman, yani yakın bir vadede olmayacak. İnsan her zaman bu işin merkezinde olacak. Yapay zekaları aslında şöyle tanımlıyoruz. Nasıl eskiden annelerimiz bulaşık yıkıyordu, sonra bulaşık makineleri hayatımıza girdi. Yapay zeka teknolojileriyle oluşturulan yazılımlar da biz insanların hayatını kolaylaştıracak araçlar olacak. Bu kadar. Bunun ötesi yok. Şimdi bu noktada hazırladığımız bir haberimiz de var. Robotlar mutfağa girdi. Yemek yapıyorlar. Evet. Kahve hazırlıyorlar. Bir de onları servis ediyorlar. Evet. Şimdi haberimizi izleyelim, ardından devam edeceğiz. İnsansız robotlar hayatımızın her alanına girdi. Bunların son örneği de restoranlar. Son teknoloji robotlar sipariş alıyor, yemekleri hazırlıyor, sunuyor. Restoranlarda bir insanın yapabildiği her işi artık robotlar da rahatlıkla yapıyor. Buna ilk örnek, Boston Downtown Crossing'de bulunan restoran. Restoranda çoğunlukla robotlar tarafından hazırlanan yemekler sunuluyor. Restoranda tüm işlemler baştan sona teknolojiyle donatılmış, dokunmatik ekrandan verilen siparişler robotlar tarafından hazırlanıyor. Yeni nesil robotların çalıştığı bu dükkanda ise insan eli değmeden hamburger hazırlanıyor.
büyük şeffaf cam silindirleri olan makine, tüplerin içinde malzemeleri içeriyor. ...350 adet sensör barındıran robot, farklı bileşen ve baharat kombinasyonlarıyla çeşit çeşit burger yapma yeteneğine sahip. Robotlar yemekleri hazırlamada ustalaşıyor. Örneğin bu dev robot pizza hazırlıyor. Ancak pizza üreten ve sunan bu robot tek başına değil, insanlarla beraber çalışıyor. Robotlar domates soslarını pişmemiş hamurların üzerine yayıyor. Ardından fırına veriyor. Robotlar yemekleri hazırladı. Tabii içecekleri de unutulmuyor. Yeni nesil kafede baristalar yok. Yerine robotlar görev alıyor. Siparişini verdiğiniz kafeyi robot kollar dakikalar içinde hazırlayıp size sunuyor. Gelecekte sadece restoranlarda robotlar kullanılmayacak. Pişirme teknolojileri evler içinde farklılaşacak. Robotik mutfaklar sizin yapmanız gereken her şeyi sizin için yapacak. Hem de tatlarını ölçülerine göre ayarlayarak böylece zaman kaybı tarihe karışacak. Evet, hemen hemen her gün farklı bir robota tanıklık ediyoruz. Evet. Bu robotlar da hayatımızı değiştiriyor, bir yandan da kolaylaştırıyor. Aynı zamanda hem işte iş olanaklarını kısıtlayacaklar mı, yoksa farklı iş alanları da mı yaratacaklar? Bunlar evet. Da merak konusu. Farklı iş alanları da gelecek mi? Kesinlikle. Şu an yapılan tüm araştırmalar mevcut yeni doğan çocukların yepyeni mesleklerde, işlerde çalışacağını öngörüyor. Onlardan ana noktada yapay zeka teknolojileri. Biraz bizim yaptığımız çalışmalardan bahsetmek gerekirse, biz özellikle bankacılık sektöründe kullanıcıların sorduğu tüm sorulara cevap veren yapay zeka teknolojileri oluşturuyoruz. Bunların nasıl bir faydası var? Bu neden böyle bir teknoloji kullanıcılar tarafından veya kurumlar tarafından tercih ediliyor diye bakacak olursak, aslında 1990'larda hayatımıza internet dünyası girdi. Eskiden bir bankaya gidiyorduk, para transferi işlemi yapıyorduk. İnternet dünyası hayatımıza girdi. Artık ne yapmaya başladık? Web sitelerinden para transferi veya hesaplarımızı görmeye başladık. 2007-2008 gibi artık hayatımıza mobil dünya girdi. Ne yapıyorduk? Eskiden internetten yapıyorduk. Artık cep telefonlarımızdan yapmaya başladık. 2017'den itibaren de artık aslında akıllı asistanları kullanmaya başladık. Artık nasıl bir gelişim oldu? Şubeye gidiyorduk, internet web dünyasından yapıyorduk, mobilden yapıyorduk. Şimdi cebimizdeki veya çevremizdeki akıllı asistanlarla bu işlemleri yapabilir hale geldik. Belki takip ediyorsunuzdur, bu alana birçok büyük şirket yatırım yapıyor. Google Home isimli bir cihaz çıkarıyor. Amazon'un Alexa isimli bir cihazı var. Yine Türk üreticiler de çeşitli cihazlar oluşturuyorlar. Bu cihazlar hayatımızı nasıl değiştirecek? Artık elimizde belki telefon olmayacak. Biz bu cihazlar üstünden örnek bir bankacılık işlemini veya bir haber okuma işlemini, bir mail atma işlemini bu cihazlar üstünden geliştirebileceğiz. Bu cihazların arkasında da bir yapay zeka sistemi olması gerekiyor. Çünkü artık ekranlar olmayacak. Diyalog tabanlı dediğimiz yapıların hayatımıza girmesi gerekiyor. Bizi anlaması, daha doğru anlaması ve yönlendirme yapabilmesi gerekiyor. Aslında yapay zeka, doğal dil işleme dediğimiz konu burada devreye giriyor. Biz de bu konuya yatırım yapıyoruz. Patent dediğimiz şey aslında bir cümleyi daha doğru nasıl anlayabilir bir robot, bu çalışmayı mükemmel hale getirebilmek. Çünkü artık tanım tabanlı sistemlerden diyalog tabanlı sistemlere geçiyoruz. Bunun yine faydasını şöyle anlatabiliriz. Eskiden biz şubeye gidiyorduk, belki yarım günde bir işi yapıyorduk.
İnternet dünyası girdi, 30 saniyede yapabilir hale geldik. Mobil dünyada bunu 15 saniyelere düşürdük. Asistanlarla bunu 5-6 saniyede yapabilme hedefi var. Tüm çalışmalar, motivasyonlar bu doğrultuda gerçekleşiyor. Peki şimdi az önce de aslında altını çizdiniz. NLP, doğal dil işleme, evet, ve deep learning teknolojileri, evet, yapay zekanın aslında bu akıllı asistanların arkasında yer alan bir teknoloji. Peki şu anda hangi seviyede, siz nasıl bir sistem üzerinde çalışıyorsunuz? 2019'a da üstüne katarak, evet, yeni bir sistemi de hayata geçirecek misiniz? Kesinlikle. Bu yapı, İngilizce için örnek vermek gerekirse, 1950'lerden itibaren İngilizce'de bu çalışmalar yapılıyor. Doğal dil işleme teknolojileri ve deep learning ile satranç örneğini hepimiz biliyoruz. Türkçe için bu çalışmalar aslında 2000'lerin sonunda daha başlamış durumda akademi dünyasında. Biz de önümüzdeki 10 senede, 1-2 senede de değil, 10 senede bu çalışmalarımıza devam etmeyi öngörüyoruz. Şu an aslında geçmişe nazaran çok iyi, çünkü kullanılabiliyor. Müşterilerden aldığımız feedback, memnuniyet seviyesi gayet üst seviyede. Bu tabii ki bir robot, insan gibi olması için biraz zamanı ihtiyaç var. Hani üniversiteden mezun, eğitilecek ve daha da iyi olacak sektör bazlı. Peki Türkiye pazarında nasıl bir hedefiniz var? Biz Türkiye'nin lider yapay zeka şirketi olma yoluyla yola çıkmıştık. Şu anda da özel sektördeki bankaların %41'i bizim çözümümüzü kullanıyor. Bu bizim için çok gurur verici bir tablo. Çünkü bu sektör biliyorsunuz birçok yabancı büyük oyuncunun elinde. Biz birçok girdiğimiz ihalede bu yabancılardan farklılaşarak daha iyi olarak kurumlar bizi tercih ediyor. 2020-2021'de de sektör liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Peki şimdi biz sizin yarattığınız bu ürünleri, yani siz bunları ihraç ediyor musunuz? Evet. Dünyanın hangi noktalarını ihraç ediyor? Yani Türkiye teknoloji ihracatını da iyi bir şekilde istenilen rakamlarda yapmaya başladı diyebilir miyiz? Bu da çok güzel bir nokta. Türkiye biliyorsunuz birçok şeyi aslında biraz geriden takip ediyor teknoloji anlamında. Yapay zeka yeni bir alan. Bu alanda Türkiye'deki tüm şirketlere bizim gibi çok büyük görevler düşüyor. Biz şu anda Amerika ofisimizde, Amerika'da, İngiltere'de, çeşitli yerlerde bu teknolojimizi ihraç ediyoruz. Bu Türkiye için de çok büyük bir fırsatı bahsettiğim gibi barındırıyor. Klasik yazılımın bir ötesine geçip yapay zeka teknolojilerindeki bu gelişmeyle beraber Türkiye'nin ihracatına da çok büyük katkısının olacağını öngörüyoruz. Peki şimdi bankacılık chatbotu üzerinde bir çalışmanız var. Bu chatbotun sektör uzmanlığı ile 2500'ün üzerinde bankacılık içeriğiyle yer aldığını görüyoruz. Evet. Tam anlamıyla neyi kastediyoruz burada? 2500 içerikle, yani gelen hemen hemen bütün sorulara genel çerçevede yanıt, evet, verebilen bir akıllı asistan mı var? Doğru, bu ortada? Çok doğru bir tanım. Burada neler var? Hani ne gibi sorulara cevap veriyor? Örnek, kullanıcılar bir şifresini unutuyor, hangi yolu izleyeceğini bilmiyor. Kredi kartının manyetik çipi arızalanıyor. Bankamatikte parası sıkışıyor veya bankamatik kartı ATM'de sıkışıyor gibi birçok soru var. Aynı zamanda bankaya gelebilecek kampanya soruları, iş başvuruları gibi farklı bankacılık alanı dışında da sorular var. Bunların hepsine bu akıllı asistanlar cevap verebiliyor. Aynı zamanda işlem yaptırtabiliyor. Neler, işte para transferi, mevcut bakiyelerini görüntüleme, fatura ödeme gibi tek adımda işlemleri yapabilme imkanı sağlıyor. Aslında bu alanda yine fintechler de devreye giriyor. Doğru. Ve Türkiye'nin de dünyada bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? İşlem aslında hacmi ve hızı açısından. Kesinlikle, çeşitliliği açısından da öyle. Avrupa ve Amerika'ya göre baktığımız zaman Türkiye'deki ekosistem, bankacılık sektörü dünyanın epey ilerisinde. Buradaki bir çözüme Avrupa'da biz bir demo yaptığımız zaman gerçekten çok şaşkınlıkla izleniyor. Peki neden böyle? Türkiye, çünkü teknolojiye Türk halkı çok hızlı adapte. Türkiye aslında her şeye çok hızlı adapte olabilen bir ülke. Sadece başlangıcı biraz belki biraz yavaş oluyor ama çok hızlı bir şekilde adapte olup onu en iyi bir şekilde yapabilen bir ülkeyiz. Bu aslında hepimiz için
gurur verici. Bu arada e-ticaret alanında da akıllı asistanları sık görmeye başladık. Evet. Peki e-ticaret alanında nasıl bir yönlendirme söz konusu? E-ticaret alanındaki problem şu, çok fazla ürün var. İnsanlar ne alacağını, nereden başlayacağını bilemiyor. Mutlaka biz eskiden bir mağazaya gittiğimiz zaman bir yardım için bir asistan orada oluyor, değil mi? Soruyoruz, ben bir cep telefonu alacağım, ben bir bilgisayar alacağım, ne almam gerekiyor? Bana bir yönlendirme yapıyor. Şimdi e-ticaret sektöründe bu gibi yönlendiriciler sayısı çok az. Yapay zeka burada buraya aslında oturuyor. Siz bir e-ticaret sitesine girdiğiniz zaman örnek bir telefon alacaksınız. Hangi amaç için kullanacaksınız veya bilgisayar alacaksınız veya bir kozmetik ürünü alacaksınız veya bir hediye alacaksınız. Size burada yapay zeka sizin bütçenize göre, almak istediğiniz ürün tipine göre, kimi alacağınıza göre size en doğru en iyi ürünü önerebiliyor. Bu da ne sağlıyor bu gibi şirketlere? Satışın artmasını sağlıyor. Müşteri tarafında da ben yoğun bir yapıda ciddi aramalar yapmıyorum. Çok hızlı bir şekilde istediğim ürüne ulaşabiliyorum. Yani hep şunu anlatıyorum. Eskiden deneyim nasıldı? İşte şubede arama yapıyorduk, mağazada arama yapıyorduk. Girdik web sitesinde arar hale geldik. Ama çok zaman, artık zamanlar çok kıymetli. Ben hızlı, eğer bir dakika içinde ürünümü seçip alabiliyorsam bu daha hızlı bir satışa dönebiliyor. Chatbotlar normal yapıya göre satışı 8 kat artırdığı raporlanmış. Çünkü çok doğru, hedefli ürün önerileri yapılabiliyor. O yüzden sektörden ciddi bir talep görüyoruz. Peki şimdi 2019 planları da elbette daha önceden yapıldı. Evet. Şirketlerin 2019 yılında bu gibi girişimlere nasıl bir pay ayırdığını biliyor musunuz? Görüşmelerinizden, istinaden nasıl bir bilgi aktarabilirsiniz? Yani şöyle bir rapor var, uluslararası bir şirketin. 2020'de şirketlerin %85'inin bu akıllı asistanları kullanacağı öngörüsü var. Bu çok ciddi, iddialı bir rakam. Bize gelen taleplerden de aslında şu an bunu görüyoruz. 2019'da da şu anki şirketlerin ana 3 gündeminden bir tanesi chatbot, akıllı asistanlar ve yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Peki 2019'da farklı teknolojileri de bu alanda ya da farklı sektörleri de görecek miyiz? Tabii bu her sektöre yapay zeka teknolojileri mutlaka uygulanacak. Bu dönüşümün önünde durmak çok kolay değil. Güzel bir örnek gösterdiniz. Robot mutfağa bile giriyor. Kahve örneğini hep veriyoruz. Eskiden kahve bir uzmanlık gerektiriyordu, değil mi? Birçok yapıda. Şu an kahveyi çok çok iyi yapan aslında robotlar var. Onlar da birer robot. Aslında çok hızlı, aynı kıvamda kahveyi tutturabiliyor. O yüzden A sektörü, B sektörü, C sektörü diye tanımlamak çok doğru değil. Bu tüm sektörlerde yapay zekanın yıkıcı etkisini görüyor olacağız. Peki bu noktada yıkıcı etki dediniz. Yani bu etki içinde aslında farklı paydaşların da bir arada çalışması gerekiyor. Ki üniversite ve sanayi işbirliğini sık duyuyoruz. Güzel işbirliğinden doğan güzel işler de var. Evet. Bu noktada peki neler yapılması gerekiyor? Özellikle Türkiye'nin bu alanda bir adım daha öteye gidebilmesi için ne gibi işbirliklerine ihtiyaç var? Üniversiteler araştırmaları her zaman devam ediyor. Üniversite sanayi işbirliği neden önemli? Üniversitedeki bir çalışma sanayide kullanılamıyor. Bizim gibi şirketler aslında bunları sanayide kullanılabilir hale getiriyor. Ve iyileşme dediğimiz yapı adım adım, hani Lego örneğini o yüzden verdim. Bir kule yapıyoruz. Herkesin birer taşı koyması gerekiyor ki aslında ülke için faydalı bir varlık haline gelebilsin. Bu da daha sonra yurt dışına satılabilsin. Şöyle bir örnek var. Bundan 5 sene önce bu teknolojilerin %100'ü yurt dışından ithal edilirken şu an aslında Türkiye içinde hani bu oran %40-50 seviyelerinde. Bu da aslında ciddi sevindirici bir yapı. Ki yerli üretimin, tabii, yerli yazılımların sayısının artmasının işte bunda büyük yani bir etkisi var. Yerli milli çok önemli bir vizyon. Gelişim için çok önemli. Başta belki biraz herkes tökezleyecek ama ikinci, üçüncü, dördüncü aşamada onlardan daha iyi ürünler geliştirebileceğiz. Neden? Çünkü Türkiye çok hızlı
adapte olabilen, hızlı öğrenebilen, hızlı geliştirebilen bir ülke. Peki yerli yazılım dediğimizde şimdi sektörün büyüklüğünün ulaştığı son nokta nedir? Yerli yazılım, yazılım konusunda diğer sektörlere göre, yani bir otomotiv sektörüne göre gayet iyi. Yani dediğim gibi 5 sene önceye göre bakarsak rapor yarı yarıya bir azalma olduğunu gösteriyor dıştan ihracat anlamında. Bu da bizim devletin bu konuda çok ciddi teşvikleri bulunuyor. TÜBİTAK'ın, KOSGEB'in bunun giderek artarak da devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu artık yeni ekonomi olarak tanımlıyoruz. Teknoloji çağı. Stratejik bir sektör olarak ilan edildi. Buradaki geliştirilen çok az maliyetle ürünler geliştirebiliyor. Çok büyük fabrikalar, yatırımlar yapılmasına gerek yok. İnsan gücüyle aslında yapılabiliyor. İnsanlara bu imkanı sağladığımız zaman aslında tüm Türkiye'de ciddi bir kalkınma olabiliyor. Bu noktada aslında know-how ihracatından da bahsedebiliriz değil mi? Tabii, kesinlikle. Yani Türkiye'den son dönemde birçok şirket satın almasını duyuyorsunuz. Türkiye çünkü çok ciddi imkanlar sağlayan işsel anlamda bir ülke. Bir ürününüzü burada mükemmelleştirip yurt dışına çok rahatlıkla satabilme imkanınız var. Şimdi az önce birçok destekten bahsettiniz. Evet. Bu desteklere peki girişimcilerin ulaşabildiğini, yani şöyle sağlıklı bir şekilde kafalarındaki tasarımı hayata geçirebilmek için bu tarz desteklerin olduğunu hemen hemen herkes biliyor mu? Evet. Bu konuda girişimcilere neler önerirsiniz? Biraz da bize o desteklerden Tabii, bahsedebilir misiniz? Tabii, o da güzel bir nokta. Aslında destekleri herkes biliyor. Genel olarak farkındalık çok. Ama süreçsel zorluk sebebiyle aslında desteklerden yararlanılmıyor. Ya da daha kolay olması bekleniyor. Girişimcilere tavsiyem bu desteklerin hepsine başvurmaları, sonuna kadar da götürmeleri. Çok kolay değil, hiçbir şey kolay değil. İş dünyası da çok kolay değil. Bunları adım adım talep ettiğiniz zaman belli bir süre içinde, belki çok hızlı değil, bu dünyada da böyle, bu fonlara ulaşma imkanı alabiliyorsunuz. Mutlaka bunları yapmak gerekiyor. Yani girişimcilere en büyük tavsiyem, bu zor, bize işte bu fon çıkmaz, bu destek çıkmaz dememek gerekiyor. Mutlaka uğraşmak gerekiyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak gerekiyor. Bunlar eskiden daha zordu bizim gibi şirketler için. Şu an bir kademe daha kolay. Bir iki sene sonra bir kademe daha kolay olacak. Burada da hepimize düşen bir görev var. Hani kenarda oturup beklediğiniz zaman aslında süreçler değişmiyor. Mutlaka bu dönüşümün içinde yer almak gerekiyor. Peki sizin hedeflediğiniz ülkeler arasında hangileri yer alıyor bu yıl? Hangi ülkelere ihracat yapmayı planlıyorsunuz? Biz İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasına ürün ihracatını planlıyoruz. Bununla ilgili şu an ilgili ekipleri kuruyoruz. Peki bu ekip için çalışma arkadaşlarını Türkiye'den mi seçiyorsunuz? Genelde Türkiye'den seçiyoruz. Ama orada da işbirlikleri yaptığımız arkadaşların olması gerekiyor. Çünkü bazı coğrafyalarda yerellik önemli. Peki süremizin sonuna geldik. CEO Sümet Aktaş, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Sayın seyirciler, teknoloji çağına şimdi bir nokta koyacağız.